Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala ali ve sahbi ecmaîn. Değerli Kanal 34 televizyonu seyircileri. Bugünkü ayetlerle baş başa programımızda ayetlerle Hendek Savaşı üzerinde duracağız. Allah-u Teala bize doğru anlatma, siz dinleyenlere de anlama vasfı, anlayışı ve duygusu versin inşallah. Ahzab suresi 9. ayet. Ey iman edenler, Allah'ın üzerinizdeki rahmetini hatırlayın. Hani size ordular gelmişti. Böylece biz de onların üzerine bir rüzgar ve sizin görmediğiniz ordular göndermiştik. Allah yaptıklarınızı görendir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam 40 yaşındayken Yüce Allah tarafından kendisine peygamberlik görevi verildi. Ve İslam'ı yaymaya başladı. Önce hanımı Hazreti Hatice anamız inandı. Sonra Hazreti Ali Müslüman oldu. Sonra Hazreti Ebu Bekir radıyallahu an, sonra Zeyd bin Harise Müslüman oldu ve Müslümanlar çoğalmaya başlayınca Mekke müşrikleri Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın karşısına dikildiler ve dediler ki seni bu görevden men ediyoruz, konuşmayacaksın ve Müslümanlara da eziyet ettiler. Özellikle zayıf olan Müslümanlara, esir olan Müslümanlara, köle olan Müslümanlara, özellikle köle olan Müslümanlara çok eziyetler ettiler. Ammar'ın babası Yasir'i işkenceyle öldürdüler. Hanımı Sümeyye'yi işkenceyle öldürdüler. Suçları neydi? Suçları Müslüman olmaktı. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam Müslümanların ibadetlerini rahat yapamadıklarını, işkence gördüklerini ve büyük zararlara uğradıklarını görünce Müslümanların bir kısmını Habeşistan'a gönderdi. Sonra bir fırsat daha çıktı belli bir zaman sonra. Bu sefer Müslümanları Medine'ye gönderdi ve kendisi de Medine'ye göç etmek zorunda kaldı. Çünkü artık Mekke'de doğduğu, büyüdüğü, atalarının, dedelerinin yaşadığı yerde Allah'ın dini olan, yüce Allah'ın dini olan İslam'ı yayması, tebliğ etmesi mümkün görünmüyordu. Çünkü Mekke müşrikleri tehdit ediyorlardı, konuşturmuyorlardı, Müslümanlara eziyet ediyorlardı, ibadetlerini yapmalarına mani oluyorlardı. Ve en sonunda da öldürmeye, Peygamber Efendimiz'i katletmeye, öldürmeye karar verdiler. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz Aleyhisselam Hazreti Ebu Bekir'le beraber Medine'ye güç etti. Tabi Müslümanları da daha önce göndermişti. En son kalan Müslümanlar, örneğin Hazreti Ali de kendisinden sonra Medine'ye güç etti. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Medine'ye gidince hemen ilk yaptığı iş İslam devletini kurmak. Demek ki Müslümanlar devletsiz yaşayamaz. Hemen İslam devletini Medine'de kurdu. Medine'de üç tane Yahudi kabilesi vardı. Beni Kurayza, Beni Nadir ve Beni Kaynuka Yahudileri. Onlarla bir Medine sözleşmesi, anayasası hazırladı ve devletini kurdu. O Medine'deki Yahudilerle de yaptığı anlaşmaya göre Medine'yi, yani şehri beraber savunacaklardı. Herhangi bir tehlike olduğunda Medine'yi beraber savunacaklardı. Fakat Mekke müşrikleri Medine'de de Müslümanları rahat bırakmadılar ve ordular toplayarak Medine üzerine geldiler.
Üç tane savaş yaptı Peygamber Efendimiz Aleyhisselam. Onlarla üç tane savaş yapmak zorunda kaldı. Bunların ilki Bedir Savaşı, ikincisi Uhud Savaşı, üçüncüsü de Hendek Savaşı'ydı. Bedir Savaşı'nda Müslümanlar kesin bir galibiyet elde ettiler. Kesin bir zaferle döndüler. Ama ondan hemen sonra yapılan Uhud Savaşı'nda Okçular Tepesi'ndeki okçuların 50 tane okçudan 40 tanesinin zamansız görev yerini terk etmelerinden dolayı büyük acılar yaşandı. Hazreti Hamza, Musab bin Ümeyr gibi birçok değerli Müslüman orada şehit oldu. Fakat gene toparlandılar Müslümanlar ve adeta işi berabere getirdiler Uhud Savaşı'nda. Ama ondan kısa bir süre sonra bu sefer gene ordu topladılar ve çevre Mekke'nin çevresindeki kabilelerle de işbirliği yaparak 10 bin kişilik bir ordu topladılar ve Medine üzerine yürüdüler. Hazreti Muhammed Aleyhisselam Mekke müşriklerinin civar kabilelerle beraber 10 bin kişilik bir ordu toplayıp Medine'ye doğru geldiğini öğrenince arkadaşlarını topladı, kurmaylarını topladı, ashabını topladı ve onlara dedi ki düşman 10 bin kişilik bir güçle geliyor. Bizim bu kadar affedersiniz. Bizim bu kadar gücümüz yok. Ne yapmamız, ne tedbir düşünmemiz lazım? Ne yapmamız gerekir? Düşmanı nasıl karşılayalım? Arkadaşları, ashabı, herkes ashablarından birçoğu çeşitli fikirler ileri sürdüler. Hazreti Muhammed Aleyhisselam hepsini dinledi. Ama bunların içerisinde Selman-ı Farisi, İranlı Selman dedi ki bizim İran'da eğer ordular, düşman orduları çok güçlü ise, hendek kazılır. Yani savunmak istediğimiz şehrin veya bölgenin çevresine hendek kazılır. Hendek de bir savaş taktiğidir dedi. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam bu görüşü kabul etti. Medine'nin yarısı dağlıktı, yarısı da düzlük. Düşman gelmeden önce bu düz olan Medine'nin düz kısmına hendek kazılacaktı. Ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselam 3000 asker ancak çıkartabildi. Düşman 10.000 askerle geliyordu. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın ordusu, askerinin sayısı 3000 kişiydi. Hemen onlara belirli bir mıntıka verdi. Her kişiye belirli bir mıntıka verdi. Burası kazılacak, şehrin bir kısmına hendek kazılacaktı. Ve hendek o kadar, hem bir at veya bir devenin koşarak gelip de üstünde atlayamayacağı genişlikte olacaktı, hem de derinlikte olacaktı. Hem derin olacaktı, hem de bir atın ve devenin hızla gelip de üstünden atlayamayacağı şekilde geniş olacaktı. Ve böylece hendek kazmaya başladılar. Ahzab suresi 9. ayet. Ey iman edenler, Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Hani size ordular gelmişti. Böylece biz de onların üzerine bir rüzgar ve sizin görmediğiniz ordular göndermiştik. Allah yaptıklarınızı görendir. Tabi hendeyi kazarlarken bir kaya çıktı. O kayayı kıramadılar. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a müracaat ettiler. Dediler ki ya Resulallah bize burayı kaz dedin ama burada bir kaya çıktı. Bu kayayı kıramıyoruz dedi. Dediler. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz Aleyhisselam gitti, kayayı gördü, balyozu aldı ve birinci vuruşta kendisi bizzat birinci vuruşta kayanın %30'unu kırdı.
Bir şimşek çıktı ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselam Allahu Ekber diye bağırdı. Ondan sonra ikinci vuruşta kayanın %70'i kırıldı. Gene bir şimşek çıktı. Gene Peygamber Efendimiz Allahu Ekber dedi. Üçüncü seferde kayanın tamamı kırıldı ve gene bir şimşek çıktı. Gene Peygamber Efendimiz Allahu Ekber dedi. Sonra sordular, dediler ki üç seferde biz bu kadar uğraştık, bu kayayı kıramadık ama siz üç seferde, üç vuruşta kayanın tamamını kırdınız. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam buyurdu ki birinci vuruşta bize Yemen'in anahtarları verildi. İkinci vuruşta İran'ın anahtarları verildi. Üçüncü vuruşta da Bizans'ın ve Mısır'ın anahtarları verildi buyurdu. Tabi ordu içerisinde münafıklar da vardı. Münafıklar dediler ki korkudan hendek kazıyorlar. Bir de biz Yemen'i alacağız, İran'ı alacağız ve Bizans'ı, Doğu Roma İmparatorluğu'nun bulunduğu yerdeki topraklara kısa zamanda sahip olacağız diyorlar. Bunlar ne dediğini bilmiyorlar. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı alaya aldılar. Fakat Peygamber Efendimiz Aleyhisselam Mekke'den Medine'ye göç ettikten sonra 10 sene yaşadı. Bu 10 sene içerisinde Şam'dan Yemen'e kadar Birleşik Arap Emirlikleri'nden Sina Çölü'ne kadar ki toprakları kontrol altına almıştı. Yani Peygamber Efendimiz 10 sene içerisinde dünyadan ahirette göç ettiği zaman şimdiki devlet topraklarımızdan en az 5 misli büyüklüğünde bir toprak, bir devlet bıraktı. Çok geçmeden Hazreti Ömer'in halifeliği döneminde ki Peygamber Efendimiz miladi 632 yılında ahirete göçtü. 638 yılında Hazreti Ömer'in halifeliği, devlet başkanlığı döneminde İran fethedildi. Ve Kudüs fethedildi. İran'da fethedildi. Kudüs, Filistin ve çevresi de fethedildi. Ve çok geçmeden Mısır'da fethedildi. İstanbul hariç Anadolu'nun da birçok yerleri fethedildi. Örneğin Gaziantep, Diyarbakır ve Malatya'da Hazreti Ömer'in halifeliği döneminde İslam topraklarına katılmışlardır. Ahzab suresi 10. ayet. Hani onlar size hem üstünüzden hem alt tarafınızdan gelmişlerdi. Gözler kaymış, yürekler hançereye gelip dayanmıştı. Ve siz Allah hakkında bir takım zanlarda bulunuyordunuz. Tabi Hendek Savaşı için Mekke müşrikleri 10 bin askerle gelince Müslümanların asker sayısı da azdı. Onlar 10 bin kişiydi. Mekke müşriklerinin ordu sayısı, asker sayısı 10 bin kişiydi. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın ordusu 3 bin kişiydi. Tabi ordu içerisinde münafıklar vardı. Münafıklar korkuya kapıldılar. Ve dediler ki bunlar gelecekler, hepimizi öldürecekler. Ve bahane bulup kaçmak için bahaneler aramaya başladılar. Tabi münafıklar hiçbir zaman savaşmak istemezler. Ama bazen mecbur olurlar savaşmaya. Ganimetten faydalanmak için veyahut da konumlarını kurmak için bazen savaşa katılırlar ama münafıklar kesinlikle savaşmak istemezler ve kolay kolay da savaşmazlar. Düşmanın, Mekke müşriklerinin 10 bin kişiyle geldiğini duyunca korkuya kapıldılar ve neredeyse sanki Azrail gelmiş gibi gözleri büyümeye başladı. Neredeyse kaçacaklardı, ödleri patlayacaktı münafıkların. Ahzab suresi 11. ayet. İşte orada iman edenler sınanmış ve şiddetli bir sarsıntıya uğratılmışlardı. Tabii müminleri de Cenab-ı Allah sınadı.
İnsan normal günlerde, normal zamanlarda herkes ben Müslümanım diyebilir. Ama savaş zamanında, dar zamanlarda, sıkıntılı zamanlarda kimin münafık olduğu, kimin iman sahibi olduğu, kimin de kafir olduğu meydana çıkar. Çünkü zoru görünce her şey ortaya çıkar. Tabii Cenab-ı Allah müminleri de sınadı ama müminler hiçbir zaman sarsılmadılar. Yüce Allah'ın yardımı gelecek dediler. Yüce Allah bize yardım edecek ve biz inşallah bu savaşı kazanacağız dediler. Ahzab suresi 25. ayet. Allah inkar edenleri kin ve öfkeleriyle geri çevirdi. Onlar hiçbir hayra varamadılar. Savaşta Allah yardımcı ve zafer nasip edici olarak müminlere yetti. Allah çok güçlüdür, üstün ve galip olandır. Tabii 10.000 kişiyle Mekke müşriklere geldiler. Dediler ki tek bir Müslüman bırakmayacağız, hepsini bu sefer temizleyeceğiz dediler. Ama gelip de hendeyi, önlerinde hendeyi görünce donup kaldılar. Çünkü atları koşarak gelip hendeyi geçemiyorlardı. Develeri geçemiyorlardı ve adeta hendeyin önünde çakılıp kaldı ordusu. Ve uzun bir süre öylece beklediler. Fakat Cenab-ı Allah yardımını gönderdi ve bir gece büyük bir fırtına oldu, büyük bir rüzgar koptu ve Cenab-ı Allah onların ordularını darmadağın etti ve yenilerek dönüp gittiler. Ahzab suresi 26. ayet. Kitap ehlinden onlara arka çıkanları da kalelerinden indirdi ve onların kalplerine korku düşürdü. Siz onlardan bir kısmını öldürüyordunuz, bir kısmını da esir alıyordunuz. Evet, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekke'den Medine'ye güç edince hemen ordusunu kurdu, hemen devletini kurdu. Hemen İslam devletini kurdu. Ve bu devlet kısa zamanda teşkilatlandı. Mekke'deki Yahudilerle Peygamber Efendimiz Aleyhisselam Mekke vesikasını imzalamıştı. İlk Mekke anayasası veyahut da dünyada yazılmış anayasalardan, ilk anayasalardan biridir. Orada üç tane Yahudi kabilesi vardı. Beni Nadir, Beni Kaynuka ve Beni Kurayza Yahudileri. Bedir Savaşı'nda bu Yahudi kabilelerinden birisi düşmanla işbirliği yaptı. Uhud Savaşı'nda diğer bir kabile, Yahudi kabilesi düşmanla işbirliği yaptı. Hendek Savaşı'nda da Beni Kurayza Yahudileri düşmanla işbirliği yaparak Müslümanları arkadan vurdular. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam Mekke müşriklerini kazdı hendekle ve Cenab-ı Allah'ın yardımıyla yenince ve onlar geri yenilip tekrar Mekke'ye dönünce Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hemen kendisine arkadan vuran Beni Kurayza Yahudilerini, yani Medine'deki Beni Kurayza Yahudilerini de onların yurtları üzerine de gitti ve onları da yenerek etkisiz duruma getirdi. Şimdi düşman geldiği zaman insan düşmanı bilir, tanır. Ama insan kendi içindeki düşmanı bilemez. Sıkıntılı bir durum meydana geldiğinde, bir sarsıntı meydana geldiğinde içerideki düşman meydana çıkar. Beni bu Medine'deki Yahudiler de Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'la anlaşma imzaladıkları halde eğer bizim başımıza bir musibet gelirse, bir düşman saldırısına uğrarsak
Medine'yi beraber savunacağız diye söz vermelerine rağmen, imza vermelerine rağmen, anlaşma yapmalarına rağmen, ne zaman ki Mekke müşrikleri Müslümanlara saldırdı, Medine'deki Müslümanlara saldırdılar, bu Yahudi kabileleri tek tek verdiği sözden, anlaşmadan geri döndüler ve anlaşmayı buzdular ve Müslümanları hep arkadan vurdular. Yahudiler hep öyledir ve zamanımızda da böyledir. Yahudiler devamlı arkadan vururlar insanları ve her kötülüğün altında mutlaka Yahudinin parmağı vardır. Ahzab suresi 27. ayet. Ve sizi onların topraklarına, yurtlarına, mallarına ve daha ayak basmadığınız bir yere mirasçı kıldı. Allah her şeye güç getirendir. Evet, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın askerleri, ordu mensupları hendek kazarlarken bir kaya çıkmıştı ve o kayayı insanlar kıramıyorlardı. Gelip Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a haber verdiler. Dediler ki ya Resulallah, bize şurayı şurayı kaz dedin ama orada bir kaya çıktı. Bu kayayı kıramıyoruz ve dolayısıyla hendeyi kazamıyoruz. Yerini de değiştirmek istemiyoruz, size danışmak istiyoruz. Çünkü Uhud Savaşı'nda okçular izinsiz olarak görev yerini terk ettikleri için savaş tersine döndü. Biz de burada böyle bir hataya düşmeyelim diye sana haber veriyoruz dediler. Kazdığımız yerde bir kaya çıktı, o kayayı kıramıyoruz. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam gitti, kayayı gördü, eline balyozu aldı ve üç vuruşta kayayı kırdı. Kayanın tamamını kırdı, saf dışı etti, kırdı. Sonra dedi ki Peygamber Efendimiz birinci vuruşta kayanın %30'u kırıldı. Yüce Allah bize Yemen'in anahtarlarını, Yemen ülkesini gösterdi. Yemen'i fethedeceğimizi bize bildirdi. İkinci vuruşta kayanın %70'i kırıldı. Allahu Teala bize İran'ın anahtarlarını verdi. Üçüncü vuruşta Bizans'ın ve Doğu Roma İmparatorluğu'nun üçüncü vuruşta kayanın tamamı kırıldı. Üçüncü vuruşta da Yüce Allah Bizans'ı ve Doğu Roma İmparatorluğu'nun topraklarını bize vaat etti buyurdu. Evet, ordu içerisinde münafıklar vardı. Münafıklar dediler ki düşman korkusu yüzünden hendek kazıyorlar. Bir de diyorlar ki biz Yemen'i fethedeceğiz, İran'ı fethedeceğiz, Bizans'ı fethedeceğiz. Yani bu peygamber Hazreti Muhammed Aleyhisselam ne dediğini bilmiyor haşa dediler. O zaman dünyada iki tane süper devlet vardı. Birisi İran Sasani Devleti, Pers Devleti, birisi de Doğu Roma İmparatorluğu Bizans. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam ordusunu Mekke'den Medine'ye güç edince devletini kurdu ve bu devlet 10 sene içerisinde hem askeri bakımdan, hem ekonomik bakımdan, hem de çeşitli yönlerden o iki devletle de baş edecek bir duruma ulaştı, bir güce ulaştı. Hazreti Muhammed Aleyhisselam Mekke'den Medine'ye güç etti, devletini kurdu, 10 sene yaşadı. Bu 10 sene içerisinde irili ufaklı, küçük büyük 79 tane savaşla muhatap oldu. Çünkü başta Mekke müşrikleri olmak üzere civardaki kabileler birleşerek Müslümanları ortadan kaldırmak istiyorlardı. İkide bir Müslümanlara saldırıyorlardı. Medine'deki Müslümanları rahat bırakmıyorlardı. Evet, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam 622 yılında devletini kurdu. 632 yılında, miladi 632 yılında da ahirete güçtü.
Bu 10 sene içerisinde küçük büyük irili ufaklı 79 tane savaş yapmak zorunda kaldı. Bu savaşların 28 tanesine bizzat komutanlık yaptı. 51 tanesine ise kendi arkadaşlarını komutan olarak tayin etti. Bu 79 savaş içerisinde Müslümanlar sadece iki savaşta zorlandılar. Bu savaşlardan birisi Uhud Savaşı'dır, diğeri de Huneyn Savaşı'dır. Uhud Savaşı'nda okçuların yaptığı Okçuların yaptığı hata yüzünden zamansız olarak görev yerlerini terk etmeleri yüzünden savaş tersine döndü. Kazanılmış olan savaş neredeyse kaybediliyordu. İkinci Müslümanların zorlandığı savaşta Mekke'nin fethinden hemen sonra Huneyn Savaşı'nda sıkıntı yaşandı. Huneyn Savaşı'nda da Müslümanlar dediler ki artık biz çoğuz, ordumuz kalabalık, artık gururlandılar, bizi artık yenecek bir ordu göremiyoruz dediler. Ve bu büyüklenme, bu kibirlenme neredeyse savaşı kaybettiriyordu. Huneyn Savaşı'nda ilk başlangıçta savaş neredeyse kaybediliyordu. Sonra Müslümanlar tekrar toparlandılar, bir araya geldiler ve düşmanlarını yendiler. Dediğimiz gibi o zaman iki tane süper devlet vardı. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam miladi 622 yılında devletini kurduğu zaman birisi İran-Sasani devletiydi, yani Pers devleti. İran-Sasaniler, diğeri de Doğu Roma İmparatorluğu Bizans. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın kurduğu devlet 10 sene içerisinde her ikisiyle de baş edebilecek bir güce ulaştı. Ve kısa zamanda da Peygamber Efendimiz ahirete güç etmeden önce fethedildi. Sonra İran ve Mısır'da Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın halifeliği devlet başkanlığı döneminde fethedildi. Ve İstanbul hariç Anadolu'nun büyük kısmı, Bizans topraklarının bir büyük kısmı da Hazreti Ömer zamanında İslam topraklarına dahil edildi. Ahzab suresi 12. ayet. Hani münafık olanlar ve kalplerinde hastalık bulunanlar, Allah ve Resulü bize boş bir aldanıştan başka bir şey vaat etmedi diyorlardı. Evet, Hendek Savaşı'nda ordu içerisinde münafıklar da vardı. Mekke'de münafık yoktu. Mekke'de Müslümanlar eziyet görürken, çile görürken, dinlerini yaşayamazken ve büyük haksızlıklar altındayken o zaman münafık yoktu. Ama ne zaman ki Müslümanlar Mekke'de Medine'ye güç ettiler, İslam devletini kurdular, münafıklar da meydana çıkmaya başladı. Münafık öyle bir tabiata sahiptir ki menfaatini nerede görürse oraya geçer. Menfaati eğer kafirden yana ise ben kafirim der. Menfaati Müslümandan yana ise ben Müslümanım der. Tabi az da olsa Hendek Savaşı'nda İslam ordusu içerisinde münafıklar vardı. Münafıklar diyorlardı ki onlar 10 bin kişiyle geliyorlar. Bizim askerimiz 3 bin kişidir. Onlar bizden kat kat kalabalıklar ve bunlar hepimizi öldürecekler. Hepimizi kılıçtan geçirecekler. 10 bin kişiye nasıl karşı savaşırız diye savaşmak istemiyorlardı. Zaten münafıklar hiçbir zaman savaşmak istemezler. Ordu içerisinde olsa bile savaşır gibi görünürler. Ahzab suresi 13. ayet. Onlardan bir grup da hani şöyle demişti. Ey Yesrib, ey Medine halkı,
Artık sizin için burada kalacak yer yok. Şu halde dönün. Onlardan bir topluluk da gerçekten evlerimiz açıktır diye peygamberden izin istiyordu. Oysa onların evleri açık değildi. Onlar yalnızca kaçmak istiyorlardı. Ordu içerisinde münafıklar vardı. Hendek Savaşı'nda ordu içerisinde münafıklar vardı. Ve bu münafıklar ordu ile beraber gelmek zorunda kalmışlardı. Fakat yolda veyahut savaş alanına geldiklerinde fırsat bulup da nasıl kaçacağız diye devamlı fırsat kolluyorlardı. Devamlı fırsat gözetiyorlardı. Yani çıkıp gideceklerdi, açıktan çıkıp gideceklerdi ama menfaatimiz belki zarar görür diye bunu da yapmak istemiyorlardı ama gizli gizli kaçmak istiyorlardı, bahaneler uyduruyorlardı. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a müracaat ediyorlardı, diyorlardı ki bizim evlerimiz korunaksızdır, çoluk çocuğumuz dışarıdadır, ne olur ne olmaz biz geri dönmek istiyoruz diye bahaneler ileri sürüyorlardı. Bunların baş münafık, bunların içerisindeki baş münafık da Abdullah bin Selül'dü. Nasıl ki Mekke'de Müslümanların en büyük düşmanı Ebu Cehil ise Medine'de de Müslümanların en büyük düşmanı Abdullah Übey bin Selül'dü. Ama Ebu Cehil ben kafirim diyordu, ben müşriyim diyordu, ben Müslüman değilim diyordu. Fakat Medine'deki bu baş münafık Abdullah Übey bin Selül de Müslüman görünüyordu. Ben sizden daha iyi Müslümanım, ben gerçek Müslümanım diyordu. Ben İslam'a hakkıyla inanmış bir kişiydim diyordu. Ama Müslümanlara yapmadığı kötülük, yapmadığı iftira kalmadı. Uhud Savaşı'nda 300 kişiyle beraber ordudan ayrıldı. Yani bu adam baş münafıktı, savaşmak istemezdi. Eğer savaşa gelirse de kendi taraftarlarını yanına alarak devamlı Müslümanların yenilmesi için, Müslümanların zayıflamaları için orduyu terk etmek isterlerdi ve zaten savaşmazdılar. Gelseydi de savaşmıyorlardı. Ahzab suresi 14. ayet. Eğer onlara şehrin her yanından girilseydi, sonra da kendilerinden fitne karışıklık çıkarmaları istenmiş olsaydı, hiç şüphesiz buna yanaşır ve bunda pek az zaman dışında kararsız kalmazlardı. Münafıklar aslında kafirdir ama bazen menfaati icabı, menfaati zarar görmesin, egosu zarar görmesin veyahut da malı zarar görmesin diye bazen Müslümanlardan görünürler. Bazen istemeye savaşlara da katılırlar ama fırsatını bulduğu zaman da Müslümanlara darbeyi vururlar. Ahzab suresi 15. ayet. Oysa andolsun daha önce arkalarına dönüp kaçmayacaklarına dair Allah'a söz vermişlerdi. Allah'a verilen söz ise ağır bir sorumluluktur. Evet, münafıklar Bedir Savaşı'ndan sonra biz artık bundan sonra çok güzel savaşacağız, biz de sizin gibi savaşacağız diye söz vermişlerdi ama Hendek Savaşı'nda bu sözlerini yerine getirmediler. Uhud Savaşı'nda da bu sözlerini yerine getirmediler. Ahzab suresi 16. ayet. De ki eğer ölümden veya öldürülmekten kaçıyorsanız kaçı size kesin olarak bir fayda sağlamaz. Böyle olsa bile pek az bir zaman dışında metalanıp yaralandırılmazsınız. Ecel değişmez. Cenab-ı Allah insana ne kadar ömür vermişse bu ömür dolduğunda ne bir gün fazla yaşayabilir ne bir gün az yaşayabilir. Ne bir adım öne atabilir ne de bir adım geriye atabilir. Münafıklar da biz savaşa gidiyoruz, savaşta öldürüleceğiz diye ödleri kopuyordu. Ahzab suresi 17. ayet. De ki size bir kötülük isteyecek olsa, sizi Allah'tan koruyacak veya size bir rahmet isteyecek olsa, buna engel olacak kimdir? Onlar kendileri için Allah'ın dışında ne bir veli, ne bir dost,
ne de bir yardımcı bulamazlar. Yüce Allah eğer insana yardım ederse, İslam ordusuna yardım ederse, o orduyu, o insanları yenecek hiçbir güç yoktur. Yüce Allah bir kişiyi seviyorsa, bütün dünya düşmanı olsa ona bir zarar veremez. Yüce Allah bir kişiyi felakete uğratacaksa, bir musibet verecekse, bütün dünya insanları bir araya gelse o musibete mani olamazlar. Ahzab suresi 18. ayet. Gerçekten Allah içinizden alıkoyanları ve kardeşlerine bize gelin diyenleri bilir. Bunlar pek azı dışında zorlu savaşlara gelmezler. Münafıklar bazen mecburiyetten savaşlara katılırlar. Ama savaşlarda devamlı savaşmak istemezler, kaçamak yaparlar, geri saflarda dururlar ve birbiriyle işbirliği yaparak münafıklar acaba nasıl buradan çıkacağız, nasıl bu orduyu terk edeceğiz veya nasıl bu Müslümanlara içten düşman olarak, ordu içerisindeki düşmanlar olarak bunlara nasıl biz de bunlara zarar verebiliriz, nasıl kafirlere yardımcı olabiliriz diye menfaatini nerede görürse münafık devamlı o tarafa doğru meyleder. Eğer kafirden yanaysa menfaati ben kafirim der. Müslümandan yanaysa menfaati ben Müslümanım der. Aynen Hendek Savaşı'nda da bunu yapmışlar. Ahzab suresi 19. ayet. Geldiklerinde de size karşı cimri ve bencildirler. Şayet korku gelecek olsa ölümden dolayı üstüne baygınlık çökmüş kimseler gibi gözleri dönerek sana bakmakta olduklarını görürsün. Korku gelince hayra karşı oldukça düşkünlük göstererek sizi keskin dilleriyle eleştirip inciterek karşılarlar. İşte onlar iman etmemişlerdir. Böylece Allah onların yaptıklarını boşa çıkarmıştır. Bu Allah'a göre pek kolaydır. Münafık ganimet paylaşımında en öne çıkar. Ben savaştım, ben böyle böyle yararlılıklar gösterdim, ben düşmana karşı çok ileri atıldım, hayatımı ortaya koydum, en ganimet malının en fazlasını ben isterim derler. Ahzab suresi 20. ayet. İşte münafıklar düşman birliklerinin, işte münafıklar düşman birliklerinin gitmediklerini sanıyorlardı. Eğer askeri birlikler gelecek olsa çölde Bedevi Araplar arasında olup sizin haberlerinizi oradan sormayı cidden arzu ediyorlardı. Fakat içinizde olsalardı ancak pek az savaşırlardı. Mekke ordusu 10.000 kişiyle geldi. Hendek'i görünce şaşırıp kaldılar. Öyle bir şey düşünmüyorlardı, öyle bir şey de duymamışlardı. Yani Araplar düşmana karşı hendek kazmasını o zamana kadar uygulamamışlardı. Ama İran taraflarında, bu Türkmenistan taraflarında bu olmuş ki Selman-ı Farisi Hazretleri bizim İran'da ve civar yerlerde eğer düşman ordusu çoksa, o diğer ordu da azsa, bizim ordumuz azsa biz hendek kazardık diyor Selman-ı Farisi. Ve düşman gelmeden önce, Mekke'den Medine'ye gelmeden önce, ki Mekke Medine arası 450 kilometredir. Yani İstanbul'la Ankara arası kadardır. Tabii herhalde 20-25 gün sürer Ankara'dan İstanbul'a yürüyerek gelmek. Mekke'den Medine'ye de orduyu o zamanki şartlarda atlarla, katırlarla, şeylerle, atlarla, develerle ve yürüyerek gelmek uzun süre, bir süre tutar. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam ve arkadaşları da Hendek'i 15 gün içerisinde kazmışlardı. Hendek o kadar genişti ki bir atlı atını hızlandırarak gelip üzerinden
atlayamıyordu atı ve bir deve de hızla geldiği zaman hendeğin üzerinden atlayamıyordu. Çünkü bir atın koşarak gelip de veya bir devenin koşarak gelip de hendeği geçmesi imkansızdı. Çünkü hendek geniş kazılmıştı ve derin kazılmıştı. Fakat münafıklar diyorlardı ki 10 bin kişilik ordu gelecek, hepimizi teker teker öldürecek diyorlardı. Geldiler, bir ay kadar orada beklediler, hendeğin önünde beklediler. Geçenleri birkaç kişi geçti ama hendeği, onu da Hazreti Ali ve arkadaşları etkisiz duruma getirdi onları. Ve belli bir zaman sonra bir rüzgar çıktı. Bu rüzgar çok tesirli bir rüzgardı. Cenab-ı Allah yardımını göndermişti ve o rüzgar onların çadırlarını, her şeyini harap etti. Öndeki yani ayaktaki insanı bile yerde düşürüp sürükleyecek kadar tesirli bir rüzgardı. O rüzgara dayanamadılar ve yenilerek Medine'ye doğru gittiler. Münafıklar hala inanmıyorlardı. Acaba gittiler mi? Ya geri dönerlerse ne olacak diye hep korku içerisindeydiler. Ahzab suresi 22. ayet. Müminler düşman birliklerini gördükleri zaman ise korkuya kapılmadan dediler ki bu Allah'ın ve Resulünün bize vaat ettiği şeydir. Allah ve Resulü doğru söylemiştir ve bu yalnızca onların imanlarını ve teslimiyetlerini arttırdı. Müminler ne dediler? Müminler dediler ki Allah bizimle beraberdir. Allah yardımını, yüce Allah yardımını gönderdi ve yardımını göndererek bize yardım etti ve onların ordusunu kahru perişan etti ve yenilerek onlar tekrar Mekke'ye geri döndüler ve Müslümanlar burada bir zafer kazandılar ve bundan sonra da Mekke müşrikleri bir daha ordu toplayıp Müslümanların üzerine gelemediler. Mekke müşrikleri Mekke'de Müslümanları rahat bırakmamışlardı. Müslümanlar onların yüzünden Habeşistan'a güç etmişlerdi ve Medine'ye güç etmişlerdi. Fakat Müslümanlar Medine'ye güç edip devlet kurunca gene rahat bırakmadılar. Civar kabileleri de toplayarak Müslümanların üzerine 3 defa savaş açtılar. Birincisi Bedir Savaşı. Bedir Savaşı'nda kesin yenildiler Mekke müşrikleri. İkinci Uhud Savaşı. Uhud Savaşı'nda okçuların yaptığı hata yüzünden kazanılmış savaş neredeyse kaybediliyordu. Üçüncü savaşta Hendek Savaşı'ydı. Müslümanlar hendek kazmışlardı ve o hendeği geçemediler. Belli bir zaman sonra bir de Cenab-ı Allah'ın yardımı gelip de fırtına çıkıp da rüzgar onların her şeyini darmadağın edince yenilerek gittiler ve bir daha da ayağa kalkamadılar. Efendimiz Aleyhisselam kısa bir süre sonra ordusuyla gitti, Mekke'yi fethetti ve böylece Mekke müşrikleri devreden çıkmış oldu. Değerli Kanal 34 televizyonu seyircileri, süremiz burada sona eriyor. Gelecek cumartesi günü saat 17'de yani 5'te tekrar buluşmak umuduyla Cenab-ı Allah'ın yardımı, her türlü iyiliği sizin üzerinize ve bizim üzerimize olsun. Allah'a ısmarladık.